halkın içinde, halkla birebir, sorunlarla birebir o yumağın içinde yapılır. Bugün bana soruyorlar, sen niye Ankara'ya gitmedin diye. Birkaç gündür bu sorulara maruz kalıyorum. Yine kalın kalın altını çiziyorum. Ankara'ya giderim. Ankara'ya gitmek çok büyük bir marifet değil. Ama ben ilk bu işe başlarken bir söz vermiştim. Ankara'ya gitmeyeceğim demiştim. Ben kendime emek verenlere, alın teri dökenlere ve Hataylı hemşerilerime teslim ediyorum demiştim. Orada olmak bir marifet değil. Orada gider görüşmeler de yaparım. O konuda bir sıkıntım yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri mutlaka bütün kalbimle inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun vatan görevi olan Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacağız. Tüm Hatay'a, tüm Türkiye'de sahip çıkacağız. Elimizden gelen tüm çabayı, tüm katkıyı vermeye devam edeceğiz. Türkiye iyi bir noktada değil. Türkiye'nin en büyük sorunu kutuplaşma. Her şeyin ötesinde insanlar bölündü. Benden olan olmayan, bana biat eden etmeyen diye bölündü, parçalandı. Toplum kutuplaştı. Toplum şu anda birbirine iyi gözle bakmıyor. Birbirini sevmiyor, birbirini saymıyor. Toplum bu noktaya getirenleri ben kınıyorum. Yapacağımız ilk görev, ilk vazife önümüzdeki süreçte herkesin üzerine düşen toplumu tekrar kaynaştırmak, toplumu tekrar barıştırmak, ortak müştereklerde buluşturmak ve toplumu tekrar gülen bir Türkiye, geleceğe umutla bakan bir Türkiye haline getirmek herkesin asli ve ana görevidir diye düşünüyorum. Ekonomi dibe vurdu. Yani Türkiye okyanustaki bir gemi misali, pusulasız ve kaptansız, bir o yana çarpıyor, bir bu yana çarpıyor. Ekonomide satarak, ülkenin gelirini, fabrikalarını, köprülerini satarak, en son şeker fabrikalarını satarak bir açığı kapatma, günü kurtarma telaşı içerisinde maalesef ülkeyi yönetenler. O da bitti. Yani en son şeker fabrikaları da satıldı. O da bitti. Ne kaldı satacak? Türkiye mutlaka tüketim toplumundan, tüketim ülkesinden üretim ülkesine geçmesi gerekir. Bu ekonomiyi canlandırır ve geleceğe daha iyi bakmamızı sağlar. Yine konuşmamı şöyle bağlamak istiyorum ekonomiyle bağlantılı olarak. Bir ülkede demokrasi yoksa, bir ülkede demokrasinin kuralları işlemiyorsa, bir ülke hukuk devleti değilse ve ülke olağanüstü halle yönetiliyorsa ekonominin iyiye gitmesi mümkün değil. Yatırımın kaçtığı, yatırımın Türkiye'den uzaklaştığı, yatırım yapanların geri çekildiği, salça fabrikalarının daha Bulgaristan'a, Yunanistan'a veya Romanya'ya taşındığı bir süreci yaşıyoruz. Yapılması gereken en önemli şey Türkiye'yi tekrar tam demokrasiyle buluşturmak ve hukuk devleti olduğumuzu dünyaya ilan etmek. Bunu yaptığımız an ülkede bir rahatlama olur, ekonomi rahatlar ve Türkiye derin bir oh çeker. İkinci yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bugün komşularımızla tekrar barış elini uzatırsak, komşularımızla tekrar ekonomik, sosyal ve kültürel yönden işbirliği içerisine girersek, Türkiye'de herkes rahatlar, Türkiye'de esnaf rahatlar, emekli rahatlar ve Türkiye ekonomisi rahatlar. Bunlar yapılmadığı sürece hepsi boş bir hayaldir. Bakın ülkeyi 16 yıldır yöneten şahsiyet, yönetenler, yönettiğini iddia edenler esasında yönetilmedi. Türkiye yönetiliyormuş gibi yapıldı. Hiçbir konuda iyi yönetim anlayışı veya kalıcı bir yönetim anlayışı sergilenemedi. Şu anda diyor ki bir şans daha verin, bir fırsat daha verin. 16 yılda bu kaçıncı fırsat isteyişi? Bu defa, son bir defa verin deyip Türkiye'yi nasıl bir çıkmaza sürüklediğini tüm Türkiye, tüm insanlarımız, tüm halkımız yaşıyor. Fırsatı, artık fırsatı bu işi bilen kadrolara, bu işi bilen kadroları, kendini seven değil, ülkesini, vatanını seven kadrolara verilmesi gerekir. Bu seçim yine ayrıyeten bir parti seçimi de değil. Bu geleceğimizi tekrar inşa etme, cumhuriyeti, demokrasiyi tekrar ayağa kaldırıp işlevsel hale getirilmesinin seçimi. Bir parti seçimine gitmiyoruz.
Şimdi bu baskın seçim denebilir ama esas ben şu şekilde isimlendiriyorum. Bu bir panik seçimi. Zararın neresinden dönersek kârdır. Çünkü insanlarımız, toplumumuz görmeye başladı. Yani o görmeyen gözler, duymayan kulaklar da duymaya başladı. Ve Türkiye'nin iyi yönetilmediğinin artık herkes farkında. Herkes farkında. Bir an önce bunu yapalım, bir an önce bunu yapalım. Bu panik esnasında alınmış bir karar, panik seçimi. Bir an önce yapalım. Şu görmeyenler, duymayanlar da duymaya başladı. Zararın neresinden dönersek kârdır diye. İsmi Cumhur olan ama Cumhur'la alakası olmayan. Çünkü Cumhur kelimesi güzel bir kelimedir. Cumhur toplumu kucaklayan, toplumu herkesi seven, bütün toplumun birleştiği, barıştığını ifade eder Cumhur kelimesi. Yani 80 milyonun sevmeyi ifade eder. Ama görüyorsunuz ki kendisinden olmayan tüm toplumu, tüm insanlarımızı yaftalayan bir anlayış. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tarih boyu görevler yapmıştır. Tarih boyu sorumluluğunu yerine getirmiştir. 2002 yılında demokrasi için seçime giremeyen şu anki Cumhurbaşkanının önünü açmıştır. Bu tarihi bir görevdir. Bugün bir parti seçime girdirilmemek üzere kurulan tuzağı da Cumhuriyet Halk Partisi bozmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bozmuştur. Demokrasinin işlediğinin en güzel kanıtını ortaya koymuştur. Tarihi görevini yine yapmıştır. O parti seçime girmesin diye kurulan tuzağa 15 milletvekilini oraya göndererek bir demokrasi dersi vermiştir. Demokrasi dersi vermiştir. Yani her zaman söyleriz, Cumhuriyet Halk Partisi herkes için var. Cumhuriyet Halk Partisi herkese lazımdır diye altını kalın kalın çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerli Yalova milletvekilimiz Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Şu anki bu alınan karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayımız toplumda, Türkiye'de kabul gördü. Türkiye'nin her noktasından büyük bir sevinçle karşılandı. Bu konuda büyük bir yol kat edildi ve bir teveccühle karşılaştı. Değerli Sayın Yalova milletvekilimiz Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayımız. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, bütün Türkiye'nin 80 milyonun Cumhurbaşkanı adayı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı gerçekten kutsal makam ve tektir. Tektir. Cumhurbaşkanlığı makamı herkesi kucaklayan, herkesi seven, herkesi düşünen ve Türkiye için en yüksek nokta. Herkesin kendini sığınabileceği bir liman. Sayın Muharrem İnce de bunları yapacağını, herkesin Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Var gücümüzle bizler, toplumun tüm kesimleri Cumhurbaşkanı adayımızın arkasında dimdik kale gibi ve kazanması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. O konuda hiçbir tereddütümüz yok. O konuda her şey çok güzel gidiyor ve bu işi başaracağız. Türkiye'yi tekrar demokrasiyle, barışla, huzurla ve gülen bir Türkiye'yle Türkiye'ye kavuşturacağız diye düşünüyorum.